Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size DNA replikasyonundan bahsedeceğim. Nedir replikasyon? DNA'nın kendini eşlemesi olayıdır. DNA, hani önceki konumuzda da anlattık, DNA ve RNA'dan bahsederken, DNA hücredeki yönetici moleküldür ve kendini eşleyebilir. Ama RNA kendini eşleyemiyordu, DNA tarafından sentezleniyordu. Şimdi biz DNA kendisini nasıl eşliyor, nasıl bulunmuş, nasıl keşfedilmiş buna bakalım. Arkadaşlar, bilim insanlarından Mass Hansen ve Stahl dediğimiz iki tane bilim insanı var. Bu bilim insanları DNA'nın kendini eşlemesini anlatmışlardır, bulmuşlardır ve bu buluşlarına yarı korunumlu eşleme demişlerdir. Peki nasıl gerçekleşiyor bu yarı korunumlu eşleme? Bu eşlemeyi anlatabilmek için deneyler yapmışlardır. İlk önce bilim insanlarının ismini yazalım. Daha sonra bu deneyi anlatayım size. Matthew Mass Hansen ve Franklin Stahl. Bunlar neyi buluyorlar arkadaşlar? Yarı korunumlu eşlemeyi buluyorlar. Yarı korunumlu eşleme. Peki nasıl yapıyorlar? Nasıl buluyorlar bunu? Yarı korunumlu eşlemeyi. Arkadaşlar, biliyorsunuz DNA'nın yapısında hani nükleotitlerden oluşuyor DNA ve nükleotitlerin yapısında azot vardır. Bu iki bilim insanı DNA'nın eşleme ortamına ağır azotlu ve hafif azotlu olan ortamlar hazırlıyorlar ve DNA'nın eşlemesini bekliyorlar. Eşlendikten sonra bunları inceliyorlar ve nasıl bir eşleme olduğuna bakıyorlar. Bakın ilk önce şöyle. Bizim burada N14 yazacağımız azot. Hafif azottur veya normal azot da diyebiliriz. Hafif azot. N15 olarak yazacağımız ise ağır azottur. Ağır azot. Şimdi ilk önce N14, bakın, yani hafif azotlu DNA'ları, bu DNA'nın bir zinciri, bu da diğer zincir olarak düşünün. Bu DNA'yı ilk önce ağır azotlu ortamda eşlemeye başlıyor. Bakın şöyle yapıyor. Ağır azotlu ortama koyuyor. Ağır azotlu ortama konulduğu zaman, şurası ortamı yazalım. Ağır azotlu ortam. Ağır azotlu ortam. Peki ne oluyor ağır azotlu ortamda? DNA eşliyor kendini. Zincirlerinden bir tanesi N14, N15. Diğeri de yine N14, N15 oluyor. Yani bakın, buradaki 14'lerden biri bu zincire gitti, diğeri de bu zincire gitti. O zaman ne oldu bakın? Zincirlerin birer taneleri eski zincir, diğerleri de yeni zincir. İşte biz buna yarı korunumlu eşleme diyoruz. Daha sonra bu DNA'lardan birini alıyor. Bunları da hafif azotlu ortamda eşlemeye başlıyor arkadaşlar. Şöyle yapıyor bakın. Şunu da alıyor. Hafif azotlu ortamda eşliyor. Şuraya hafif azot yazalım. Hafif azotlu ortam. Hafif azot dediğimiz N14'lü ortam. Nasıl olacak peki N14'lü ortamda? Bakın ne olacak? Bu N14'ün yanına, bakın, eski zinciri yazdım. Ortam N14'lü olduğu için yanına ne gelecek? Yine N14 gelecek. Daha sonra şuradaki N15'in yanına yine ortam hafif azotlu olduğu için N14 gelecek. Bakın buradaki zincirlerden bir tanesi N14, N15, bir tanesi de N14, N14 oldu. İşte bunları bantlaşma hani yapıyorlar arkadaşlar. Tabii ki deney tüplerinde bir bantlaşma görülüyor. Nasıl görülüyor bu bantlaşma? Ağır azotlu olan zincirler, bakın şöyle, isterseniz bir tane daha ağır azotlu ortamda eşleyelim. Mesela şu zinciri tekrardan ağır azotlu ortamda eşleyelim, ne olacak? Arkadaşlar, bu zinciri yine ağır azotlu ortamda eşlediğimiz zaman, ağır azotlu ortam eşlediğimiz zaman ne olur bakın. N15'in yanına yine ne gelir? N15 gelir, çünkü ortamda N15 var. Buradaki N14'ün yanına da ne gelir? N15. Bakın ağır DNA oldu değil mi? İki zinciri de ağır azotlu DNA oldu. Ağır azotlu olan DNA'lar deney tüplerinde dibe çöküyorlar. Melez olanlar, yani biri N15 biri N14'lü olan DNA'lar ortada kalıyorlar.
Hafif olanlar ise arkadaşlar yukarıda kalıyorlar. Yani şöyle bir durum söz konusu deney tüpünde. Deney tüpüne baktığımızda şöyle alt tarafta bulunanlar şu şekilde yapalım. Bir bantlaşma görünüyor. Alt tarafta bulunanlar N15, N15 olanlar. Daha sonra orta kısma geliyoruz. Orta kısımda olanlar melez olanlar. Melez dediğimiz bir zinciri farklı, diğer zinciri farklı olanlar. Yani biri N14, biri N15 olanlar. Bunlar ortada bantlaşıyor. Ve son olarak hafif olanlar ise arkadaşlar, hafif azotlu olanlar yukarıda kalıyor. Yani yine N14, N14 oluyor. İşte böyle bir deney yaparak DNA'nın yarı korunumlu eşlemesini ispat etmişlerdir. Şimdi peki DNA eşlenirken nasıl eşleniyor? Tamam, bunu yaptık da biz bunu nasıl işleyeceğiz? Nasıl eşleyeceğiz? Şöyle arkadaşlar, ilk önce DNA'da bir replikasyon orijini bulunması lazım. Nedir replikasyon orijini? Replikasyonun başlangıç noktası bulunması lazım. Daha sonra bir replikasyon çatalının oluşması lazım. Nedir bu çatal? Bu da başlangıç noktasında iki tane zincir ters yönde ayrılmaya başlıyor. Ve kromozom üzerinde oluşan bu yapıya biz replikasyon çatalı diyoruz. Yani ters yönde işte bu DNA'ların zincirlerinin ayrışmasıyla oluşan çatala replikasyon çatalı diyoruz. O zaman bu iki tanımı yapalım sizinle, replikasyon orijini ve çatalını. Daha sonra replikasyon olayını anlatayım. Replikasyon orijini şöyle. Nedir replikasyon orijini arkadaşlar? Başlangıç noktası. Başlangıç noktası. Peki replikasyon çatalından da bahsedelim. Replikasyon çatalı. Bu da neydi? Başlangıç noktasından iki zincir ters yönde ayrılmaya başlıyor. İşte bu kromozom üzerinde, yani DNA üzerinde oluşan yapıya biz replikasyon çatalı diyoruz. Yazalım bunu da. Başlangıç noktasından iki zincir ters yönde ayrılmaya başlar. Ya da şöyle diyelim, ayrılmaya başladığında kromozom üzerinde oluşan yapı. Bu arada şunu da söyleyeyim. DNA ne zaman kendini eşliyor? Hatırlayalım. Ne zaman eşliyor DNA? Hücre bölünmelerinin interfaz evresinde DNA kendini eşler. Bunu unutmayalım. Tamam mı? İnterfaz evresinde. Peki. Dedik ki replikasyon çatalı var. Replikasyon orijini var. Prokaryot canlılarda bu olay nasıl gerçekleşir? Ökaryotlarda nasıl gerçekleşir arkadaşlar? Bir buna bakalım isterseniz. Daha sonra da size replikasyonu anlatayım. O zaman şöyle yazalım, bakın. Şöyle ayırayım. Prokaryot hücreler diyelim. Prokaryot hücreler. Şuraya da ökaryot hücreler diyelim. Ökaryot hücreler. Şimdi arkadaşlar, prokaryot hücrelerde biliyorsunuz halkasal bir DNA var. Halkasal DNA olduğu için başlangıç ve bitiş noktası bir tanedir ve iki yönlü olarak devam eder. Yani şöyle düşünün. Bakın şu prokaryotlardaki DNA. Çatalımız ve başlangıç noktamızı belirleyelim. Bakın DNA böyle halkasaldır. Başlangıç noktası şurası olsun. Burası başlangıç noktası. Bakın eşleme olayı hem buradan hem de buradan devam ederek tek bir başlangıç noktası vardır. Bu şekilde de devam ederek tamamlanıyor. Prokaryot hücrelerin eşlenmesi bu kadar kısa sürüyor arkadaşlar, bu yüzden. O zaman yazalım. Halkasal DNA bulunduğu için tek bir başlangıç ve bitiş noktası bulunur. Replikasyon iki yönlü devam eder. Evet, bu şekilde arkadaşlar prokaryot hücrelerde gerçekleşiyor. Yani şöyle düşün, iki yönlü derken mesela şuradan gerçekleşen yön, bakın şu yönden
bu zincir sentezlenirken, bu zincir eşlenirken, diğer tarafta ise içteki zincir eşlenir. Yani o şekilde düşünün. Hani aynı zincir eşlenmiyor arkadaşlar. Diyelim bu yönde üstteki zincir eşlenirken, diğer tarafta, sağ taraftaki yönde alttaki zincir sentezlenir, eşlenir ve böylece iki tane DNA halkasal olarak oluşur. Peki ökaryotlarda nasıl oluyor? Arkadaşlar ökaryotlarda DNA doğrusaldır. Doğrusal olduğu için çok uzun bir yapıya sahiptir ve bu yüzden de birden fazla başlangıç noktası vardır. Bu başlangıç noktalarına baktığımızda bir zincir kesintisiz olarak eşlenirken diğer zincir parçalı olarak eşlenir ve bu şekilde devam eder arkadaşlar. Birden fazla dediğim gibi başlangıç noktası vardır. O zaman yazalım. Birden fazla başlangıç noktası vardır. Noktası vardır. DNA doğrusal olduğu için çok uzundur. Çok uzundur ve eşleme uzun sürer. Eşleme uzun sürer. Ve ne diyeceğiz arkadaşlar? Birden fazla başlangıç noktası vardır. Onu söyledik. Daha sonra bir zincir kesintisiz eşlenirken diğer zincir parçalı olarak eşlenir. Bir zincir kesintisiz olarak eşlenirken diğer zincir parçalı eşlenir. Parçalı olarak eşlenir. Evet, bu şekilde prokaryot hücrelerde ve ökaryot hücrelerde gerçekleşen DNA replikasyonu. Şimdi biz ökaryot hücreleri düşünerek replikasyon olayını anlatalım arkadaşlar. İlk önce bir DNA molekülü yapalım. Şöyle, şu bizim doğrusal DNA'mız. Peki bu DNA'nın eşlenebilmesi için ne olması lazım? Biliyorsunuz arkadaşlar, DNA'nın bu zincirleri arasında bağlar var. Hangi bağlar bulunuyor? Hidrojen bağları, değil mi? Şöyle aralarında hidrojen bağları var. Peki bu hidrojen bağlarının açılması gerekiyor. Çünkü DNA'nın tamamen açılıp bütün zincirin eşlenmesi gerekiyor. Bu zinciri açan enzim hangi enzimdir? Yani hidrojen bağlarını koparan enzim hangi enzim bakalım. Arkadaşlar burada hidrojen bağlarını koparan enzim helikaz enzimidir. Helikaz enzimi. Bunu unutmayalım. O zaman yazalım hemen enzimin yanına. Hidrojen bağlarını koparır. Hidrojen bağlarını koparır. Peki hidrojen bağları koptu. DNA'nın bir kısmını alıyorum şöyle. Bakın şuraya açılmış bir DNA olarak düşünelim bunu. Ve buraya birkaç tane şey yazalım. Nükleotit ismi yazalım. Nedir nükleotitleriniz? Mesela adenin, timin, sitozin, adenin, guanin, sitozin. Bu şekilde olsun. Hemen diğer zinciri eşleyelim. Bakın diğer zincir buna göre olacak çünkü. Timin, adenin, guanin, timin, sitozin, guanin. Bu da bizim diğer zincirimiz oldu. Şimdi iki tane zincir var. Hani bir kısmını açtık. Arkadaşlar hemen bu araya DNA polimeraz enzimi gelir, yerleşir. Bu enzim bir zincirden diğer zincirin sentezlenmesini sağlayan enzimdir. O zaman şuraya hangi enzim geliyormuş bakın. Şuraya DNA polimeraz enzimi geliyor. Daha sonra bu enzim bakın iki taraflı bir eşleme sağlayacak. Bakın bir tarafa bağlanır, bir de bir tarafa. Yani bir tane DNA polimeraz yapmıyor, iki tane DNA polimeraz yapıyor. Bir zinciri kesintisiz olarak eşlerken diğer zincir ne oluyor? Parçalı olarak eşleniyor. Ve bu parçaları birleştiren bir enzim daha var. Bu da DNA ligaz enzimidir. Bunu da mutlaka bilmemiz gerekiyor. Yazacağım zaten. O zaman ben şu zinciri aynen yazıyorum buraya. Bakın. Adenin, timin, sitozin, adenin, guanin, sitozin. Bu zinciri yazdım. Karşısına yeni zinciri sentezleyeceğiz. Sentezleyelim DNA polimeraz sayesinde. Sentezliyoruz. Nedir? Timin, adenin, guanin, timin, sitozin,
Guanin. Bakın ne oldu? Bu zincirin aynısı oldu. İşte bu bizim birinci DNA'mız oldu. Birinci DNA. Birinci DNA kesintisiz olarak eşlendi bakın. Kesintisiz eşlendi. Gelelim ikinci DNA'ya. İkinci DNA'da nasıl olacak? Şöyle olur arkadaşlar. Yine zincirimizi yazalım buraya. Timin, adenin, guanin, timin, sitozin, guanin. Bu zincir ise kesintili olarak eşlenir yine DNA polimeraz enzimi sayesinde. Bakın şöyle düşünün. Şöyle bir parça eşleniyor, daha sonra bir parça eşleniyor, daha sonra bir parça eşleniyor. Bu şekilde devam ediyor bakın. Adenin, timin, mesela buraya da sitozin gelmiş olsun. Sonra bunun karşısına adenin, şuraya guanin, şuraya da sitozin gelmiş olsun. Hani bu şekilde değil ama ben basit örnek olarak göstermek istedim. Şimdi bu parçalı olarak eşlendi. İkinci DNA parçalı eşlenir. Parçalı eşlenir. Peki bunu birleştiren enzim ne olacak? İşte bu parçaları birleştiren enzim hemen devreye DNA ligaz enzimi girer ve bu enzim bu parçaları birleştirir. Bakın şöyle parçaları birleştiriyor. DNA ligaz. Ne yapıyor arkadaşlar? Buradaki parçaları birleştiriyor ve replikasyonu tamamlamış oluyor. Replikasyon tamamlandığında iki tane birbirinin aynısı DNA oluşur. İşte şuradaki bakın tek zincirler korunduğu için biz buna yarı korunumlu eşleme diyoruz. Bu enzimlerin ne işe yaradıklarını yazalım. Helikazı yazdık. DNA polimerazı yazalım. DNA polimeraz. Şöyle diyelim. Kalıp zincirden yeni zincirin oluşmasını sağlar. Oluşmasını sağlar. Daha sonra DNA ligazı da yazalım. DNA ligaz. Eşlenen zincirlerin birbirine bağlanmasını sağlar diyelim arkadaşlar. Eşlenen zincirlerin birbirine bağlanmasını sağlar. Şimdi şunu da söyleyeyim. DNA ligaz bu parçaları birleştirdiği gibi aralardaki hidrojen bağlarını da kurarak DNA'nın eski çift sarmal yapısının oluşmasını sağlıyor arkadaşlar. Bunu da yazalım. DNA'nın çift sarmal yapısının oluşmasını sağlar. Oluşmasını sağlar. Evet, DNA ligazın görevi de bu şekilde. Şimdi DNA replikasyonunu böylece bitirmiş olduk. Arkadaşlar, bizim hücrelerimizde genetik materyal var. Şimdi bu genetik materyalin büyükten küçüğe doğru bir sıralanması durumu var. İşte bu sıralanmayı yazayım. Bu sıralama genelde soruluyor. Şöyle diyelim. Genetik materyalin organizasyonu. Nasıl organize oluyor bunlar? Arkadaşlar DNA molekülümüz var. Bu DNA moleküllerinin etrafı histon proteinleriyle sarılarak kromozomları oluşturuyor. İşte bu yüzden biz en büyük yapıya ne diyoruz? Kromozom diyoruz. O zaman kromozom büyüktür. Kromozom büyüktür. DNA olacak, değil mi? DNA'nın üstünde ise belirli proteinleri şifreleyen gen bölgeleri bulunur. O zaman DNA'nın üzerinde ne vardır? Gen bölgeleri vardır ve genler DNA'dan daha küçüktür. Genlerin üstünde de üçlü nükleotitler vardır. Biz bu üçlü nükleotitlere DNA için kod diyoruz arkadaşlar. Kodlar bulunur, üçlü nükleotitler. Daha sonra bu nükleotitler bu kodlar arkadaşlar her biri 3 tane nükleotitten oluşmuştur. O yüzden buraya da ne yazıyoruz? Nükleotit diyoruz. Nükleotit. Bu nükleotitler de yapısından fosfat grubunun ayrılmasıyla nükleozitler ortaya çıkıyor. O zaman nükleotitten de küçük olan ne vardır? Nükleozit vardır. Buraya yazmaya gerek görmüyorum onu. Zaten size sorulursa ne sorulur? Bunlar sorulur. Nükleotidin yapısını bildiğiniz zaman daha küçük olanları da görebilirsiniz. Nedir? Mesela buraya daha küçük olarak baz yazabilir, nükleozit yazabilir, işte şeker yazabilir. Bunları yazabilir arkadaşlar.
Evet, böylece DNA'nın replikasyonunu bitirmiş olduk. Umarım anlamışsınızdır. Hani 12. sınıf konusu olduğu için ilk defa göreceğiniz bir konu. Umarım anlamışsınızdır. Zaten soru çözümü yaparken de üstünde duracağız arkadaşlar. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.